Merhabalar Osman Merhaba. Bey. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Osman Kolverdi. Azimur'da enkaz sahibiyim. Kentsel dönüşümdeki evlerin yıkımını yapıyoruz. Oradan getirdiğimiz pimapen, ahşap şeyleri burada pimapenleri değerlendiriyoruz. İkinci el satıyoruz. Peki kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? 2003'ten bu tarafa Kırşehir'e kentsel dönüşüm geldiği geleli ben bu işi yapıyorum. Burada yapmış olduğunuz hizmetlerden bizlere bahseder misiniz Osman Bey? Yapmış olduğumuz hizmetler, binanın mesela yıkımını alıyoruz. Çatısından kiremidi, ağacı, pimapeni yıkıyoruz. Tekrardan da onları buraya getirip değerlendiriyoruz. Binayı arsa gibi yapıp müteahhite teslim ediyoruz. Peki azim hurda ve enkaz olarak fiyat politikanızla ilgili de bilgi alabilir miyiz sizlerden? Vallahi fiyatları normal zaten. Yani yeniye bakaraktan ikinci el olduğu yarı fiyatına veriyoruz. Peki yine azim hurda ve enkaz olarak burada kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz? Şu anda yıkım ekibi 8 tane personelim var. Dükkanın içerisinde 4-5 tane de çalışan arkadaşlarımız var. Peki biliyorsunuz ki bu sektörde birçok firma bulunmakta Osman Bey. Sizi diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Vallahi işimizin temiz yapmayışımız, ekibin olması, yani bu işte ekip çok önemli. Evet. Aletlerimizin olması, mesela çatıdan kiremit indirmesi falan hep asansörle falan yani şey ettiğimiz için bizi tercih ediyorlar. Peki yaptığınız işle ilgili bize biraz bilgi aktarabilir misiniz? Mesela kentsel dönüşümden bahsettiniz. Evet. Kentsel dönüşüm olan bir yerde gittiğinizde ne tür işlemler yapıyorsunuz? Vallahi kentsel dönüşüm, evin zaten yıkım kararı çıktıysa biz onun yıkımını yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz yani. Peki bu yıkımı kaç kişilik bir ekiple gerçekleştiriyorsunuz? Yani 8 tane personelinizin olduğunu evet. Bildirdiniz. Bu 8 personelin 8'iyle mi gerçekleştiriyorsunuz? Yoksa belirli personel ekibiyle mi gidiyorsunuz? Şimdi 8 ekip önden gider, kiremidi ağacı alır, tekrar peşinden kepçe gider, kepçe yıkar, çeker. Bu şekilde hizmet evet, vermektesiniz. Bu şekilde hizmet, evet. Peki biliyorsunuz ki sektörde yaşanan birçok problemler bulunmakta Osman Bey. Sizler de hurda ve enkaz sektöründe azim hurda ve enkaz olarak yaşadığınız sorunlarla ilgili bilgi verir misiniz bizlere? Vallahi biraz bu sene satışlarımız biraz durgun. Ondan sonra biraz yani bina da çıkmıyor. Yani biraz aksaklık var. İnşallah ileri dönemde iyi olur. Peki Osman Bey, son olarak buradan sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Vallahi buradan izleyicilere Kırşehir'e yolu düşen olursa uğramasını yani, en azından bir çayınızı içmesini evet, rica ediyoruz. Evet, en azından bir çayımızı içmesini bekleriz. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum Osman Bey. Ben teşekkür ederim. Nice bol kazançlı günler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.